Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün karanlık dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve karanlık dosyaların bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz kişi ise Giulia Toffana. Kendisi makyajla 600'den fazla erkeğin ölümüne sebep olan kadın olarak bilinmekte. Ama hikayeye geçmeden önce eğer beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz Instagram daima buralarda bir yerlerde, diğerleri de aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, şimdi videoya geçelim. Bu olay Rönesans döneminde yaşanmış bir olay. Bahsedeceğimiz kişinin yani Giulia'nın geçmişiyle alakalı bilgiler çok az. Çünkü eski zamanlarda yaşanmış bir olay. 1620 yılında doğduğu bilinmekte. Ve doğduğu yerse bilindiği üzere İtalya'nın Palermo kenti. Kendisi sadece 13 yaşındayken büyük bir olay yaşamış birisi. Bu olayda annesinin babasını öldürmekle suçlanıp idam edilmiş olması. Giulia daha 13 yaşındayken dediğim gibi babası hayatını kaybettiğinde herkes suçu annesine atmıştı. Ve bunun sebebi olarak da annesinin babasını zehirlediğini öne sürdüler. Ve bunun sonucunda annesi idam edildi, asıldı. O zamanlar bu tarz şeyler çok yaşanıyordu. Çünkü 1620'lerden bahsediyoruz. Rönesans dönemi, 1630'lar falan. Ve o zamanların İtalya'sında, en azından çoğu Avrupa ülkesinde kadınlar çok değer görmüyorlardı. Genellikle obje olarak görülüyorlardı ve kocalarının malı gibiydiler. Babalarının kuralları altında yaşayarak büyüyorlardı ve bir yerden sonra da ailelerinin istediği kişilerle birlikte anlaşmalı bir evlilik yapıyorlardı. Genelde kız aileleri o zamanlar zengin erkeklerle evlensinler istiyorlardı. Ama evlendikten sonra bir şey değişiyor muydu? Hayır. Zaten istemedikleri birisiyle evlenip bunun üstüne bir de o erkeğin egemenliği altına giriyorlardı. Bu sefer kocalarının yani kurallarıyla yaşıyorlardı. Ve genellikle bu durumdan erkekler avantajını kullanıyordu bunun. Ve kadınları genelde dövüyorlardı, onlara kötü davranıyorlardı, aldatıyorlardı. Aldattıkları kişiler de yine iyi bir konumda değillerdi. Onlara da iyi davranmıyorlardı. Ama yine de bir evlilikte yani mutlu olabilmesi pek de mümkün olmuyordu bir kadının o dönemler. Ama başka seçenekleri de yoktu. Çünkü evlenmezlerse sokaklara düşüyorlardı ve malum bildiğiniz işleri yapıyorlardı. Ve o zamanlar bu da demek oluyordu ki hiçbir itibarları olmuyordu. Boşanma diye bir şey de söz konusu değildi o zamanlar. Ve evlilikten kurtulmalarının tek yolu kocalarının ölmesi oluyordu. Ama bu sefer de dul kalmış oluyorlardı ve yaşları da çok ilerlemiş oluyordu. Ve dediğim gibi yani kocalar istedikleri gibi avantajını kullanıyorlardı bu durumun. Çünkü o zamanlar bir kadının dövülmesi falan o kadar normal bir şeydi ki hani hiçbir şekilde şikayet edilse bile ceza almıyordu. Şikayet ettiği için kadın ceza alabilecek durumdaydı. Dışarıda birisi işte dövülmüş bir kadın gördüğünde ortalığı birbirine katmıyordu ya da ne olduğunu merak etmiyordu. Çünkü bu çok normal bir şeydi. Yani makyajlı birisini görmek kadar normal bir şeydi. Ve çoğu kadın da dediğim gibi kocalarının olmasını istemiyorlardı. Bekar olabilmek istiyorlardı. İstemedikleri ve kendilerine kötü davranan bu insanla yaşamak istemiyorlardı. Ve o zamanlarda şanslıydılar. Çünkü 17. yüzyıl Roma'sı bütün bu hizmetleri sağlayan ve gitgide gelişen böyle suç içeren bir karanlık yeraltı dünyasına sahipti. Bu yeraltı dünyasının topluluğu da genellikle simyacılardan, eczacılardan oluşuyordu. Bunların kara büyü yaptığı konuşuluyordu ama aslında tek yaptıkları rahiplerin ya da dönemdeki normal insanların çözemediği hastalıklara çözüm buluyor olmaları. Ve hani insanların düşündüğü kadar da karanlık işlerle uğraşmıyorlardı aslında. Giulia Toffana böyle bir dünyada yaşıyordu anlayacağınız. Ve kendisi henüz ailesini kaybettiğinde 13 yaşında ve çok genç olmasına rağmen kendisini toparlamayı başardı. Ve kendi kendini yetiştirdi, güçlendi ve kendi işine sahip oldu. Söylenenlere göre ailesinin ölümünden sonra çoğunlukla eczacılarla, simyacılarla vakit geçiriyordu. Ve onların ilaçlarını, yapışlarını seyrediyordu. Belki yardım ediyordu gerekirse vesaire. Ve bu şekilde büyüdü. Kendisi de birisiyle evlendi. Hatta bir de kız çocuğu oldu. Ve kızının adı da Girolamo Spana idi. Umarım doğru okumuşumdur. Ve belli bir süre sonra Giulia da dul kaldı. Onun da eşi öldü. Ve bunun sonucunda da kızıyla önce Napoli'ye sonra da Roma'ya taşındılar. Ve söylenenlere göre Giulia çok zeki ve çok güzel bir kadındı. Hep böyle dikkat çekerdi. Ve demiştim ya Giulia'nın annesi babasını zehirledi diye. Giulia zaman geçtikçe
bu kendi yeteneklerini, eczacıların yanında kazandığı tecrübeleri vesaire bir işe çevirdi. Ama ne işiydi? Bu işte makyaj endüstrisini bir zehir fabrikasına çevirmekti. Arsenik, kurşun ve belladonna ile bağladığı düşünülen bir karışım yarattı ve kendisi bunun adını Aqua Tofana koydu. Söylenenlere göre tamamen kokusuz, tatsız ve renksizdi. Hatta paketlerini de tam böyle makyaj ürünleri gibi yapardı. Herhangi bir işte masanızda, makyaj masanızda ya da banyoda işte bir yerlerde durduğu zaman parfümlerinize vesaire herhangi bir fark yaratmıyordu. Yani istediğiniz gibi de gizleyebiliyordunuz. Hiç kimse anlamıyordu yani gelip de burada aa bu zehir demezdi. Çünkü makyaj malzemesi yani. Ve Julia bunun üretimini yapmaya başlamasıyla birlikte kocalarından kurtulmak isteyen, dul olmak isteyen kadınların yardımcısı olmaya karar verdi. Onların yardımcısı olarak hatta bilinmeye başladı. Çünkü genelde kulaktan kulağa yayılırdı bilgileri tabii ki açıktan yapamayacağı için. Herkes güvendiği kadınlara söylerdi ve bu şekilde bir işte ağ oluşturmuştu ve namı gitgide yayılmaya başlamıştı Roma'da. Bütün kadınlar, kocalarından kurtulmak isteyenler Julia'ya geliyordu ve onun makyaj malzemelerinden alıyorlardı. Hatta kızı da bu konuda aktifti. O da ona yardımcı oluyordu. Julia genellikle statüsü düşük kadınlara daha da yoğunlaşıyordu bu konuda. Onların yardıma daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Çünkü en azından zengin, varlıklı bir aileden geliyorlarsa kadınların birazcık daha fazla hakkı olabiliyordu. Ama maalesef düşük statüde olanlar için bu hiçbir şekilde geçerli değildi. Hatta rahip peder Girolamo adlı adamı da işe almış olduğu konuşulmakta. Kendisi dediğim gibi işte rahip ve söylenenlere göre bu kadının suç ağını büyütmesi için ona yardım ediyordu ve malzemelerini toplayıp getiriyordu. Aqua Tofana'nın nasıl reklamının yapıldığına gelecek olursak genellikle şifalı bir yağ ya da sıradan bir parfüm olarak gizleniyordu ve bu şifalı yağ olayı da mesela zaten o zamanlarda sivilcelere, sivilce izlerine falan iyi geldiği düşünülen bir şey vardı. Cilt yağı vardı. Ve bu cilt yağının bir başka bir versiyonuymuş gibi reklam yapmaya başlamışlardı bunu. Ve birisi Tofana'ya ne iş yapıyorsun diye sorduğunda şöyle bir slogan ortaya atıyordu. Kadınlara yeniden gençleşmeleri, güzelleşmeleri ve bekarmış gibi olmaları için makyaj malzemeleri satıyor. Ve daha sonra da işte bu yüz kremi, vücut yağı ya da yüz yağı, parfüm vesaire şeklinde olan Aqua Tofana'ları gösteriyordu. İşte ürünlerin bunlar diye. Ve Aqua Tofana'nın zehri sanki ölüm başka bir hastalıktan, başka bir şeyden kaynaklanıyormuş gibi gösterecek kadar yavaş işleyen bir zehirdi ama çok öldürücüydü. Sadece 4 ila 6 damlanın bir kişinin öldürülmesine yettiği söyleniyordu. Ama zehrin asıl arkasındaki dahice fikir ölümden sonra bile tespit edilemez oluşuydu. Daha önce dediğim gibi tatsız, kokusuz, renksiz hiçbir şeyi yok, anlaşılmıyor. Ve bunu bir içeceğe ya da yemeğe vesaire kattığında kadınlar ve kocaları bunu ilk yediklerinde bir damla kattı diyelim bir yemeğine bunu yiyor ve kendisini kötü hissetmeye başlıyorlardı. Bunun ardından daha hastalandım herhalde diye düşünüyorlardı ve ilerleyen günlerde artık belki bir damla daha koyuyor ya da koymuyor ama fark etmiyordu. Çünkü en fazla bir hafta içerisinde adam ölmüş oluyordu. Böyle de yavaş etki eden bir zehir ve bundan dolayı da hiç kimse şeyi düşünmüyordu. Hani bu adam zehirlendi falan diye düşünmüyordu. Çünkü bir haftadır zaten hastaydı. Ve bu bir hafta içerisinde aslında adamlar hastalandıklarını anladıkları için ölmeden önce bütün her şeyimi, mal varlığımı falan karıma vereyim diye düşünüyorlardı. Her şeyi karısının üstüne yapıyordu. Sonra daha sonra kocalar ölüyorlardı. Ve onlar öldükten sonra da Julia çok üzgün görünmelerini tavsiye ediyordu karılarına. Ve daha sonra da hani onlardan şöyle bir ricada bulunmuştu. Eşiniz öldüğünde bir otopsi isteyin. Hani kontrol edilsin, bunu rica edin. Çünkü o zaman suçsuz görüneceksiniz. Ve bunun sonucunda kadınlar da otopsi istiyorlardı. Ve sonucunda da zaten kanlarında vesaire hiçbir şey çıkmadığı için adam doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybetmiş deniyordu. Ve kadının masumluğu kat kat artmış oluyordu. Ve zaten genç olduğu için vesaire, kocası da öldüğü için bundan 1-2 yıl sonra başka birisiyle bir ilişkisi olsa bu da normal karşılanıyordu. Yalnız mı yaşasın yani bu kadar şeyi yaşamış kadın diye. Ve size dozların aşamasını da şöyle anlatayım. İlk dozda halsizlik ve işte bitkinliğe sebep oluyordu. İkinci dozdaysa mide ağrıları, aşırı susama, kusma ve
dizen teri gibi semptomlara sebep oluyordu ve dediğim gibi bir hafta sonucunda da kişiyi öldürüyordu. 17. yüzyıldaki polisler vesaire hiç kimse neden bunların yaşandığını anlamıyordu. Yani ortada garip bir şey de yoktu aslında onlar için. Herkes, yani bir sürü kocaları ölüyor insanların ama doğal sebeplerden ölüyor diye düşünülüyordu. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde takip edemiyorlardı. Nereden geldiğini, ne olduğunu anlamıyorlardı. Ve yaklaşık 20 sene boyunca söylenenlere göre Julia bu zehri insanlara dağıtıp kocasından kurtulmak isteyenlere, daha doğrusu bu içinde bulundukları korkunç ilişkilerden kurtulmak isteyenlere yardımcı olmuştu. Ve hiç kimse de onun adını veremiyordu başkasına. Çünkü eğer onun adı verilseydi ve Julia atıyorum idam edilseydi, kendileri de idam edileceklerdi. Çünkü işbirliği yapmışlardı ve ondan makyaj malzemesi almışlardı bu amaçla. Ve Julia toplamda söylenene göre 600'den fazla adamın ölümüne sebep oldu bu şekilde 17. yüzyılda. Ve daha da fazlasına sebep olacaktı aslında. Ta ki bir çorba yüzünden kimliği ve yaptığı her şey ortaya çıkana kadar. Hikayeye göre 1650 yılında bir tane kadın gidip Julia'dan akvatofanı almıştı ve ardından da bir damlasını kocasının çorbasına koymuştu. Fakat kocası tam çorbayı içecekken, bir yudum alacakken hayır 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 yapma diye telaşla onu durdurmuştu. İçinde zehir var, yeme, öleceksin demişti. Ve kararını değiştirip bunu yaptıktan sonra da kocası da paniğe kapılmıştı ve kadını dövmeye başlamıştı. Sen nasıl beni öldürmeye teşebbüs edersin, işte nereden aldın zehri söyle bilmem ne falan. Kadını bayağı bir dövdükten sonra en son götürüp polislere teslim etti, böyle böyle oldu diye anlatmıştı. Ve bunun ardından da polisler kadına işkenceler yaparak nereden bu zehri aldığını öğrendiler. Julia Tofana'dan. Kimilerinin söylediğine göre yetkililerin arasında da Julia'nın tanıdığı kişiler vardı ve onlar daha öncesinden haber uçurmuşlardı. Böyle böyle oldu, kaç saklan diye. Ama kimilerine göre de halk bunu duyup Julia'ya önceden haber vermişti. Yani çünkü çok büyük bir ağı vardı dediğim gibi. Ve Julia bunun ardından oradan kaçtı direkt. Ve kendisine sığınma hakkı verilmiş olan yerel bir kiliseye gitti, saklayın beni diye falan. Ondan sonra kilisedekiler saklamayı kabul ettiler Julia'yı ama kilisede saklandığı sırada hala Julia üretmeye devam ediyordu akvatofanayı. Ve rahibeler dağıtıyorlardı bu sefer insanlara ama zamanla bir dedikodu yayıldı ve bu da Julia'nın bütün şehrin suyuna zehrinden katacağına dair bir dedikoduydu. Bu dedikodu yayılınca bütün halk ayaklandı ve gidip bu kiliseyi bastılar. Julia'yı da tutup götürdüler, polise teslim ettiler. Ve bunun sonucunda Julia Tofana acımasız işkencelere maruz bırakıldı, tutuklanıp ve neler yaptığına dair her şeyi öğrenmek için uğraştılar ve kendisi 1633 ve 1651 yılları arasında 600'den fazla erkeği bu şekilde öldürdüğüne pişmanlık duymadığını belirtti. Daha sonra söylenenlere göre Julia Tofana 1659'da kızıyla ve ona yardım eden birkaç kişiyle birlikte idam edildi. Onun idam edilmesinin ardından çok fazla tabii müşteriler vardı. Onların da peşine düşürmüştü ama kimin bunu gerçekten makyaj malzemesi sanarak aldığını ve kimin zehri aldığını bilmiyorlardı. Ya da bazılarının eşlerinin ölümü o kadar doğal sebepler gibi görünüyordu ki suçlayamıyorlardı kimseyi. Ama bu başta yakalanan kişinin de ismini verdiği birkaç kişi, böyle 50'ye yakın olması lazım, hepsini toplayıp onları da idam ettikleri söyleniyor. Ama üst sınıftan müşterileri, yani böyle varlıklı ailelerden gelen kadın müşterileri bu zehrin ne olduğunu hiç bilmediklerini, hiçbir fikirleri olmadığını buna dair söyleyerekten ve her şeyi inkar ederekten bundan paçayı sıyırmayı başarmışlardı. Onlar idam edilmedi bir tek. Bu da dediğim gibi daha önceden biraz daha varlıklı ailelerin biraz daha fazla şansı oluyordu bu konuda. Sadece birkaç tanesi hapse atılmıştı ve diğer, mesela Julia'nın müşterisi olduğu bilinen ve hapse atılan kişiler de hapiste açlık ve susuzluktan ölmüşlerdi. Zindanlarda, daha doğrusu hapis diye bahsettiğimde. Ama bazı kayıtlarda Julia'nın aslında bu saltanatının çok daha uzun sürdüğünü ve 1709 yılında yakalanıp işkence edilerek öldürüldüğünü söylüyor. Bu konudaki farklı fikirlerin olmasının sebebi de anlayacağınız üzere 1700'lerden falan bahsediyor olmamız. Ama Julia yaşamış olsa da olmasa da
korkusu yıllarca devam etti arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ve yani gerçekten yüzyıllar boyu insanlar yedikleri yemekten şüphe etmeye, hastalandıklarında işte zehirlendim diye düşünmeye başladılar. Hatta bir tane adam 35 yaşında kendisi hastalandı ve artık ölmek üzereydi ve ölüm döşeğinde şunları söyledi: "Kesinlikle daha fazla dayanamayacağımı hissediyorum. Zehirlendiğime eminim. Bu fikirden kendimi kurtaramıyorum. Birisi bana tofana verdi ve tam ölüm zamanımı bile hesapladı." Ve bunu söyleyen kişi Mozart'ın ta kendisi arkadaşlar. Bildiğimiz Mozart. Mozart'ın neden öldüğü, hatta zehirlenmeyle ölüp ölmediği bile bulunamadı. Ama zaten aqua tofana da biliniyor zehir olup olmadığı, insanlar öldükten sonra. Ve bu yüzden aslında Mozart'ın ölümü de bir gizem olarak kalmaya devam etmekte. Gördüğünüz üzere bir efsaneyi bile korkusu altına almış bir olay bu. Hani her ne kadar bu sebepten ölmüş olsun ya da olmasın, sonuçta Mozart'tan bahsediyoruz. O bile bundan dolayı hayatını kaybettiğini düşünmüş ki ben 35 yaşında öldüğünü bilmiyordum. Buna da üzüldüm, çok gençmiş. Daha önce de dediğim gibi kadının zehrinin içerisinde arsenik, kurşun ve belladonna karışımı olduğu düşünülüyordu. Bu belladonna dediğimiz de yine kadınların o zamanlarda kendilerine yaptıkları acımasız şeylerden birisinde yer alıyordu aslında. Belladonna o zamanlar güzel kadın terimiyle eş anlamlıydı. Çünkü kadınlar belladonna'yı damlacık halinde alıp gözlerine damlatıyorlardı ve bu da göz bebeklerinin büyümesine sebep oluyordu. Bunu yapmalarının sebebi de erkeklerin kendilerini o şekilde daha fazla beğenmeleriydi. O zamanların güzellik anlayışında daha çekici görünüyordu kadınlar, dev gibi göz bebekleri olduğunda, ve bu yüzden kendilerine bunu yapıyorlardı. Ama fazlası körlüğe neden olabiliyordu ve hatta belladonna tek başına yendiğinde vesaire ölüme sebep olduğu için Deadly Nightshade adını da almıştı. Bu da ölümcül gece gölgesi gibi bir anlama geliyor. Hatta Lana Del Rey'in bir şarkısında Deadly Nightshade geçiyordu. Hep onu hatırlarım bunun adını duyduğum zaman. Ve hatta bu olaydan sonra da tarihçi Annette Drew Bearon söylediğine göre Rönesans oyunlarında kadınların sahte ve zehirli doğasına böyle atıfta bulunmak için sahnedeyken insanların makyaj yaptıkları bölümler falan olurmuş. Ve bunlar da dediğim gibi işte kadınların böyle fenalıkları, işte çirkeflikleri falan ortaya çıkıyor gibisinden onlara atıfta bulunuyorlarmış. Yani Julia aslında Rönesans'ta insanları zehirleyen tek kadın da değil. Birçok kişi bu tarifi annesinden aldığını söylüyor. Hatta bazıları annesiyle teyzesinin de çalıştığını söylemekte. Teyzesinin adı Francesca. Francesca ile annesi birlikte çalışırlarken ve annesi idam edildikten sonra Francesca söylenenlere göre Julia'ya bu zehrin tarifini vermişti. Çünkü annesi de söylenenlere göre bu zehirle kocasını öldürmüştü. Ve Julia da bunu geliştirerek, yeni yeni şeyler katarak vesaire hiç izinin bulunmayacağı bir zehir haline getirmişti. Zaten bu olayların ardından, bu arada annesinin idamının kısa bir süre ardından, teyzesi de idam edildi aynı sebepten. Ve söylenenlere göre Julia kendisi de küçükken annesinin yaşadığı şiddet vesaire gördüğü için bunlardan etkilenip bu iksiri devam ettirip, değiştirip, yeni şeyler ekleyip bir zehir haline de getirip aynı annesi gibi durumda olan kadınların bir silah olarak kullanabilmeleri için insanlara pazarlamaya başlamıştı. Ve Julia'nın hikayesi de bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butondan kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz bu dava hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen bunları da aşağıda yorumlarda konuşalım. Sizce Julia'nın yaptığı şey doğru bir şey mi? Çünkü kadınların hiçbir çaresi yokmuş o zamanlar başka. Yoksa siz hani cinayet cinayettir, benim gözümde hiçbir farkı yok diye mi düşünüyorsunuz? Bunları lütfen konuşalım aşağıda. Buraya kadar izlediyseniz de bir tane hayalet emojisi koyabilirsiniz aşağıya. Geçenki videoda birçok kişi izlemiş. Çok mutlu oldum. Bunu ara ara yapacağım, böyle kendi kendime sevindim. Her neyse. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Beni Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından da takip etmek isterseniz hepsi aşağıda açıklamalar kutucuğunda bulunuyor. Instagram daima da buralarda bir yerlerde oluyor. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.